Araba modelleme buradan devam ediyorum. İki tuşuna bastım. Şuradaki kenarı seçtim. Ardından shift tuşuyla bası tutmak suretiyle şöyle yukarı doğru aldım. Ondan önce şuradaki vertex'i biraz seçelim. Bunu hafif sola doğru şöyle sürükleyelim. Yine buradaki vertex'leri seçip şu şekilde sürükleyelim. Sağa doğru buradaki çizgilere paralel hale getirelim. L tuşuna basıyorum. Yan görünüşe geçiyorum. Bakın yan görünüşte tam olarak buradaymış. Bunu alıp şöyle şu noktaya kadar taşıyorum. Şu bölge camın geleceği bölge. Üst görünüşten de kontrol edelim. Tabii. Üst görünüşten de şöyle kontrol hizalamakta fayda var. Yine bakın çok ufak bir şey var. Üst görünüşle yan görünüş arasında uyumsuzluk var. Bu da bizim blueprint'ten kaynaklanıyor. Zaman zaman bu tür hatalar olabilir. CTRL-Z ile işlemi geri alalım. İki tuşuna basalım. Ardından buradaki kenar seçiliyken bundan da bir kopya daha oluşturalım. Şu şekilde. Yan görünüşe geçtim. Ve şunu şu şekilde hizaladım. Yine üst görünüşten de bakalım. Az miktar şuraya sağa doğru kaydırdım. Buradan da hizalama yapalım. Ve yine shift ile işlemime devam ediyorum. Şöyle yüzeyi kopyalayarak ve uzatarak işlemlerimize devam ediyoruz. L tuşu ile yan görünüşten bakıyorum. Buradan da hizalamasını yapıyorum. Şöyle üst görünüşe bakıyorum. Buradan da bir miktar şu yöne doğru hizalamakta fayda var. Burada arkadaşlar ölçeklendirme aracımızı kullanarak şurayı biraz daraltalım. Çünkü yukarı yönlü şu yönde şu bölgede özellikle daralma oluyor. Ve biraz daha sağa doğru hizalayalım. Ardından shift tuşumla yukarı doğru bunu kopyalıyorum şu bölgeye kadar. Tam şu çizginin çakıştığı noktaya kadar. L tuşu ile yan görünüşten bakalım. Ve bunu da şöyle oturtalım. Üst görünüşten kontrol ediyorum. Üst görünüşte biraz az daralttım bunu. Ön görünüşten de kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi bu kısım aşağı yukarı tamam. Burayı da bir shift ile şöyle bir kopyalayalım. Şu tavanın olduğu kısma kadar geldik. Yan görünüşe geçiyorum. Burayı da oturtalım şöyle. Belki şurayı da biraz üzerinde çalışabiliriz. Şöyle hafif. Ardından front yan görünüşe geçiyorum. Bu arada arkadaşlar Alt X'e basalım. Bunu şeffaf hale getirelim. Çalışmamız kolaylaşsın. Edge modundayım. Şuradaki kenarı seçtim. Uzattım. Bir de bunu ayrıca ölçeklendirmemiz gerekecek. Uzattıktan sonra arkadaşlar buna bir rotate de uygulayalım. Şöyle bakın şu şekilde ve bunu döndürelim. Çok fazla da döndürmeyelim. Şu şekilde bu kavise paralel hale getirelim. Teğet gelecek şekilde ayarlayalım. Ardından üst görünüşten de bakalım buna. Üst görünüşte bunu biraz ayarlamamız gerekebilecek. Şu bölgeyi komple seçip move aracımla şöyle bir taşıyalım. Yine L tuşuyla şöyle yan görünüşten de bakalım. Bunu kontrol edelim. Şuradaki eğimi görüyoruz. Ön görünüşte de bunu fark edebiliyoruz. Tamam. Demek ki buradaki eğimi yakalamışızdır. Edge kenar modundayız ve burayı kopyalayarak devam ediyoruz. R tuşuna bastım. Ölçeklendirdim. Ardından W tuşuyla aşağı yolu şu şekilde biraz fazla daralttık herhalde. Biraz daha
şu yönde ayarlayalım. Üst görünüşe geçtim. Üst görünüşte konumu fena değil. Belki şöyle biraz ayarlayabiliriz. Ardından yan görünüşteyim. Ve buradan Shift ile şöyle bir kopyalayalım. Yüzeyi uzatalım. Üst görünüş. Buradan şöyle bir hizalayalım. Yine yan görünüş. Yüzeyi uzat. Üst görünüş. Buradan da hizala. Belki bu noktada biraz kısaltabiliriz burayı. Özellikle şuradaki kavisten dolayı. Şuraya birkaç parçadan oluşturmakta fayda var. Şöyle üst görünüş. Ardından burada da şöyle uzatalım. Yan görünüşten de bakalım. Şu şekilde ayarladım. Önden bakalım arkadaşlar. Ön hizası da önemli. Ön hizada herhangi bir problem var mı? Bir bakalım. Özellikle şuradaki vertex'e, şuradaki kenara bakalım. Şöyle içe doğru biraz taşıyacağız. Gördüğümüz kadarıyla problem görünmüyor. Şuradaki kenarı seçip Shift ile uzatıyorum. Nereye kadar? Şuradaki çizgiye kadar. Rotate aracını çalıştırarak şöyle bunu da çevirdim. Ardından W'ye basıyorum. Yine kopyalama ve taşıma işlemleriyle devam ediyoruz. Üst görünüşe geçerek bunun da hizasını ayarlayalım. Şurada kenarı da hizalayalım. Evet. Şu kenarı seçelim. Bunu da aşağı doğru uzatalım. Ölçeklendirme aracımı kullanıyorum. Ve bunu şöyle X yönünde biraz uzatıyorum. Yine buradan da taşıma aracımla şu yönde hizalayalım. Ölçeklendirme aracımı burada çalıştırayım. Şu şekilde ayarlayalım. Burayı, bu yüzeyi uzatmaya devam edelim. Şu şekilde. Bakın yan görünüşteki problemi görebiliyorsunuz. Burada oluşan problemi. Şöyle üst görünüşte de bakalım. Üst görünüşte problem var mı? Yok şu anda. Buradaki yüzeyi de uzatalım. Şöyle. Ardından yan görünüşten bakalım. Şöyle.